Sünnetin Güçlü Sesi İstanbul TV'den hepinize hayırlı sahurlar. Yine bir sahur vakti programında kıymetli hocamız ilahiyatçı yazar Hıdır Yeşilyurt'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Mübarek olduk. ay maşallah su gibi gidiyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi üçte biri gitti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şehrun evveluhu rahmeh وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار Bu ay öyle bir aydır ki elki rahmettir, ortası mağfirettir, sonu ise cehennemden kurtuluştur. elki ortası sonu derken yani birinci gün, on beşinci gün, sonuncu gün değil. İlk güller, orta güller ve son güllerdir. Şu anda birinci etabı bitirdik şu anda ikinci etaptayız. Yani mağfiret günleri içerisindeyiz. Allahu Teala orucumuzu, ibadetlerimizi kabul edip günahlarımızı bağışlarsa ne mutlu bize. Allahu Teala bizleri onlardan eylesin diyelim. Gerçekten mübarek geçiyor bu günler. Birinci on gün geçti. Şu anda ikinci e, parteyiz. İkinci on gün ben de az kaldı, birkaç gün kaldı. Yani nasıl gidiyor bu günler? değiliz. Mübarektir. Diğer aylarda zorluk çekerken burada farkına varmıyoruz. Ha şimdi bazı kişiler diyor ki tabii siz farkına varmıyorsunuz çünkü siz içeridesiniz, biz dışarıdayız. Tabii siz dışarıdasınız, sevabınız da ona göredir. Allah Güç verirse içeride veya içeride fark etmez. Bir de bu sene mevsim olarak biraz daha tabii kolay oluyor. Şu anda belki kaç yıla kadar devam edecek böyle? Evet. Kışa doğru gelecek ya, ta 3, 6, 7, 8 aya kadar bu şekilde rahat geçer, mevsimler Evet, biz Ağustos aylarında esnaflık yaparken ee, daha öğlen saatlerinde bayağı bir kuruduğumuzu hatırlıyorum, şimdi evet. bayağı bir kolay oluyor. Yine de meşakkatli işlerde çalışanlara Allah yardım etsin Amin. dediğiniz gibi onların da ona göre sevabı oluyor. Muhakkak. Arapça'da bir söz var. ala عَلَقَدُ الْمَشَقَّةِ Yani ibadet yaparken ne kadar zorlanırsan o kadar sevabın olur. Yani fırında çalışan bir kardeşimiz, inşaatta çalışan bir kardeşimiz, sokakta çalışan bazı kişiler var görüyoruz. E bunlar güneş altında çalışıyorlar ve başka işler de var böyle. Tabii onların sevabı daha çok olur. Şey de var hocam bilirsin. Kışın tutmanın da dışarıda çalışana soğuk da bu sefer etkileyebiliyor aç karnına insanı. Aynen. Onun da ona göre e, bir meşakkatı var. Yani ister namaz olsun, ister oruç olsun, ister hac olsun ne kadar zorluk çekersen Allah rızası için sonra sabun o kadar olur. Yani önceden hacca giderler 6 aylık Yol. Sadece yol. Altı ay. Ve şimdi git gel altı saat. Daha rahat olur. Önceden otobüslerle bu. Önceden derken yakın zamanda otobüslerle. Ondan önce yürüyerek giderler var. Hazreti Hüseyin 25 defa Medine'den Mekke'ye yürüyerek gitti. Hacca 25 defa rivayetlere göre. Aşağı yukarı 450 kilometre. Yani buradan Ankara'ya kadar. İstanbul Ankara arası. Ankara Adana arası aşağı yukarı. Ee, daha sonra deve üzerine giderler var, at üzerine giderler var, yüreğe giderler var. Son zamanlarda artık otobosla giderler var ve bu dönemde artık uçakla giderler. Ee, Yüyere gitmek nerede, uçakla gitmek nerede? Şimdi orada e, çadırlar bile klimalı. Arafat'taki çadırlar. Hatta Arafat'ta lüks çadırlar var. Yatak odası, Misafir odası, banyo, tuvalet, klimalı. Bu da VIP. Ee, bazı kişiler şeytan taşlamaya giderken golf arabasıyla götürüyorlar ta ki havuza kadar. Otelden iniyor, otoparkta araba bekliyor. Hatta daha ilerisi var. Helikopterle gelenler var oraya. Pist var helikopter için. Oraya iniyor helikopterle. Golf arabası alıyor, götürüyor, taşlıyor. Şimdi burada tabii olur. Yani olmaz diye bir şey yok. Madem ki şartlar içerisindeyse ama o tadı alamazsın. Evet. O tadı alamazsın. Hem o kalabalıkla beraber git, gel, tavafını yap, saini yap, taşlamayı yap o kalabalıkla beraber olman bambaşka olur. VIP e, orucunu tutarlar var VIP olarak. E, hacı yaparlar var, umre yaparlar var. Olur. Olmaz diye bir şey yok ama sabı da ona göre. Ama hocam, eee biz isteriz ki konfordan ziyade Müslüman beldeleri hep savaş altında. Suriye, Filistin, eskisi gibi o beldelerde böyle e, savaş olmasa buradan Suriye'den ziyaretler yaparak Filistin'e, e, Mescid-i Aksa'ya uğrayıp oradan Umre'ye gitmek. Keşke. Allah tekrardan o günleri e, nasip etsin. Dua ediyoruz zaten. İlk önce yani Filistin'i kurtaralım bu Yahudilerden. Suriye'nin savaşı bitsin, Irak savaşı bitsin. Çünkü Suriye'den sonra Suriye kapanınca Irak'tan gittiler. Sonra orada savaş başladı, oradan kapandı. Yani dediğiniz gibi özellikle Kudüs'e gitmek. Önceden hacılar Kudüs'e de orayı devam ederlerdi. Ya gidişte ya dönüşte. Şu anda yok. İnşallah olur Filistin, Kudüs kurtulur bu Yahudilerden. Rahat bir şekilde ve sezat ederim. İnşallah hocam. Hocam yine oruçla alakalı sorularımız gelmiş seyircilerimizden. Kişi sabah uyandığında vaktin girmediğini yani sabah namazının oruçun başlama vaktinin girmediğini düşünerek su içerse sonra da vaktin girdiğini anlarsa burada ne yapması gerekir? Hani bu bilerek yiyip bilmeden yiyip içmeye girer mi? Şimdi burada iki mesele var. Bir, dediğiniz gibi kişi sabahleyin kalkıyor, daha sabah vakti girmediğini zannederek su içiyor ve yemek yiyor vesaire. İkinci mesele akşamleyin güneş battığını zannederek yer veya içiyor sonra farkına varıyor. Bazen hava çok bulutlu olur. Yani aydınlık varken bu bulut gelince her taraf karalık olur. Sabah veya akşam gözünü açıyor ama karalık da sabah olmadı zannediyor. Akşam da aynı şekilde güneş battığını zannediyor. Bir keresinde güneş batmadan bir iki saat. Sanki gece 12 olmuş. Her taraf simsiyah. Acayip bulutlar vardı. Kapkara bulutlar vardı. Şimdi cevap olarak deriz ki sabah uyandığında veyahut akşam vaktinde araştırarak yani bankola çıkmış sağa sola bakmış güneşe sabah namazın vaktine araştırmış böyle e, sabah vakti olmadığını zannediyor veya güneşin battığını zannediyor bu şekilde yer veya içerse tabi orucu bozuldu burada her halukada bozulur ama günahı yok burada çünkü araştırdı razgele değil araştırdı günahı yok güne gül kaza sadece kaza günah yok sadece kaza. Ama kişi sabahleyin uyandığı saata baktı. Saat üç. Ama kalktı su içti. İçtikten sonra gözleri açıldı. Kendine geldi. Saat altıymış. Üç değil altı. Ya da saat durmuş. Veya saat durmuş. Diğer saata bakmış. Saat dokuz. Bu araştırma yapmadan yedi içtiği için harama düşer. Hem harama düşer hem de kaza, kaza edecek. edecek. Aynı şekilde güneşin battığını Yine saate bakmış veya evde otururken ezan sesi duymuş. Hemen iftihar açmış. Halbuki radyodan geliyor, başka ülkeden. Televizyondan geliyor, başka ülkeden. Veya oğlu açmış ezan sesi, internetten. O böyle olduğu için, araştırma yapmadığı için büyük günaha düşer. Ee, rucu bozulur tabii dediğimiz gibi ve kaza edecektir. Bir keresinde bir yerde bulundum. Çocuk geldi böyle 7-8 yaşlarında. Annesine diyor ki, anne ezan okundu. Ramazan da değil, Ramazan işte hemen suyu aldı içti. 5-6 dakika sonra Burcu'nun abisi geldi. Anne e, sen ne yapıyorsun? E, yemek yiyorum. E, daha şimdi ezan okunuyor. Nasıl oluyor? 4-5 dakika önce kardeşin geldi bana ezan okundu dedi. Söyle şaka yaptı. <laughs> e, olur mu? Tamam bu çocuk anlamaz ama sen nasıl ona güvenerek iftarını atıyorsun. Böyle olmadı. Bu günü gitti. Bundan dolayı burada saate baktım. internete baktım, şuna baktım. Değil, gözle bakacaksın. Takip edeceksin. Sabah vaktinde ve güneş batımında. Kontrol etmen gerekir. Sonra sorumluluk imama aittir demeyeceksin. Tabi sorumluluk müezzine aittir doğru ama sana da sorumluluk var. Müezzin de bir insandır. Yanlış yapabilir yanlış yapabilir. Saatine bakmış, girdiğini zannetmiş. Halbuki yanlış görmüş. Özellikle önceden saatleri geri ileri alıyorlardı ya. Evet, o da çok karışık oluyordu. Şu anda yok zaten memleketimizde kalmadı bu. İleri alma, geri alma. Bundan dolayı dikkat etmemiz gerekir. Hocam sabahtan e, bu bilmeyerek yiyip içen e, orucu bozulur dediniz ya. Yine daha önce dediğiniz gibi o günü yine Ramazan'a hürmeten yiyip içmeden akşama kadar duracak. Sonra kaza edecek değil mi? Tabii şimdi burada. Nasıl tamam. yedim diye Hayır, devam etmeyecek. Hayır sadece hürmeten değil mecburidir yani burada. Burada çünkü mazeretsiz orucunu bozmuş. Evet. Burada yanlışlıkla saate bakmış, saati görmemiş, yanlış görmüş vesaire orucu bozuldu. Bozuldu ne demek yani burada orucu bozuldu yani burada mazereti yok. Buradan yemez içemez. Fark var burada. Dün de bir soru geldi. Kişi Ramazan ayında yolculuk esnasında veya e, hasta kendisi, eşi de aynı. Peki bu e, gündüz vaktinde ilişkiye girebilir miyiz diyor? Mazeretli olarak oruç tutmayan kimse mazeretlidir zaten. Oruçla yükümlü değildir. Bu ilişkiye girmek kime yasak oruçluya e, bu durumda oruçlu değildir. Mazeretten dolayı oruçlu olmayan kimse yiyebilir, içebilir, ilişkiye girebilir. Yol Yola çıkmış, şartlar içerisinde tutmamış karı koca. E, yolculuk esnasında istediği kadar, istediği günlerde oruçlu olmadığı sürece ilişkiye girebilir. Nasıl ki yolculuk esnasında yemesi içmesi hükmü ne? E, bu da aynı. Kime yasaktır? Oruçluya yasak. E, bu, yasa, bu oruçlu değil mazeretsiz tutmadıysa o da yasak. Çünkü bu da oruçlu olması gerekir. Yani kişiye yeme içme haramsa oruçluyken veya oruçlu değilse yeme içme hükmündedir ilişkiye girmek. Bu bir bağlı. Mazeretten dolayı tutmadıysa üçü serbest. Ama mazeretsiz tutmadıysa üçü yasak. Anladım hocam. Hocam ilginç bir soru gelmiş. Bir kişi niyet etmemiş. Saat 12'den sonra niyet ederken bugün için mi niyet etmesi gerekir yoksa yarın orucunu tutmaya diye mi niyet etmesi gerekir diye bir soru gelmiş. 12 gece. Yok gündüz. Yani bu Dahvetül Kübra demiştiniz ya gün evet. ortasından önce niyet edecek ama e, şey mi yarın için mi bugün için mi yani lafız olarak veya kalbinden nasıl geçirecek diye bir soru gelmiş. Şimdi normalde bunu soranlar gece 12 diyorlar gündüz olarak değil. Çünkü o gündüz 12'den önce veya sonra gün aynı gündür yarın yarım sayılmıyor. Yani belki de şeyde, yani, sonuçta, yanlış sonuçta sonuçta 12 öğlen evet. vaktinde, gündüz vaktinde ister sabah ister öğlen ister öğleden sonra bugün diyecek. Evet. Ama şimdi davvetul kübra 12 midir, değil midir? Tam saati evet. belirtmeyelim. Yani öğleden önce diyelim daha uygun olur. Ama e, 12 gece 12 diyelim. Gece 12. Den sonra niyet edecek ve yani sahurda genelde millet sahurda e, niyet getiriyor yarın için der. Yani. Gün saat 12'de yani 00'da başlamıyor. Bu urf göre e, gece 0'da başlıyor. Yok aslında alimlerin çoğuna göre gün sabah namazının vaktiyle sabah namazın girmesiyle, vaktin girmesiyle başlar. O zaman sabah namazı vakti girmediyse daha gündeyiz. Sabah namazı vakti girmesiyle yarın olur. O zaman niyetini getirirken yarın için niyet edilir. Ha böyle ki bazı alimler de dediler ki gün akşam vaktinde itibaren başlıyor. Yani o görüşe göre o zaman bugün diyecek. Ama alimlerin çoğuna göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine göre yarın için diye geçiyor. Yarın için. Bundan dolayı biz de yarın için diyelim. Hocam o zaman şöyle ben bir soru ekleyeyim buraya. Diyelim ki ben uyandım. Sabah namazının vakti girmiş. 7-8 olmuş saat. O zaman bugünün orucunu tutmaya diye mi niyet edeceğim? Evet. Hanifi mezhebine <laughs> göre e, bu Ramazan ayındaki olan mesele sadece Ramazan ayında geçerlidir bu mesele kaza e, oruçta geçerli değil. Sabah 8'de uyanmış olan bir kimse niyet etmediyse bugün der. Bugün. Allah razı olsun hocam. Allah sizden de razı olsun. Amin. Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir mi diye bir soru gelmiş hocam. Farz, vacip veya sünnet kazalarında herhangi bir sebepten dolayı mazeretli veya mazeretsiz bozarsa kazasını tutmak zorundadır. Ama farz veya vacip olursa mazeretsiz olarak bozarsa harama düşer. Caiz değildir. Evet. Aynı Ramazan ayında gibi. Ama sünnet orucu olursa bozması caizdir ama Hanefi mezhebine göre kazası var. Şafii mezhebine göre kazası yok. Yani evet. Ramazan kazasını tutarken bir kişi mazeretli veya mazeretsiz Ramazan'dan sonraya kaldı diyelim orucu. Kaza tutarken bozarsa Yine kaza. Yine kaza olacak. Ama orada keffaret var mı hocam? mazeretsiz Mazeresiz yok, yok. Keffaret meselesi sadece Ramazan'da. Evet. Yani Ramazan dışında bozarsa şey yok. Keffaresi yok. Burada mesela Şafiler'de diyorlar ki sünnet orucunu tutan kimse dilerse devam ettirir, dilerse bozabilir. Mazersiz olsa bile. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء gönüllü olarak oruçtan kimse kendi nefsin emiridir dilerse tutar dilerse bozar ee, İmam Şafii bu hadisi olduğu gibi almıştır elinde de Diler, dilerse tutar dilerse bozar mesela bitiyor. İmam Abu Hanife bu hadisi Dilerse tutar, dilerse devam eder. buzar ee, bozar. Ama bozarsa kaza tutacak. Öyle almış. Eklemiş İmam Abu Hanife radıyallahu anh. i̇mam Şafii kazayı eklememiş. Madem ki oruç bozmada serbestse o zaman niye kaza olacak diyor İmam-ı Şafii. E tabi İmam-ı Şafii böyle demiş. İmam Abu Hanife böyle demiş. Allah Amin. ikisinden de razı olsun. Amin. Ee, Ramazan kazası olsa vacip oruç olsa, sünnet orucu olsa İmam ı Hanife'ye göre mazeretli, mazeretli veya mazeretsiz olsa bile bozarsa kazasını tutacaktır. Hocam bu e, mezhep imamlarının farklılıkları rahmettir demiştiniz. Sürekli önümüze çıkıyor. Ne kadar bize kolaylık sağlıyorlar. Bu vesileyle bu mezhepsizliği savunan mezhepler yoktur diyen bu alimlere onlar kim ki diyenlere bir cevabınız olacak mıdır? Bence kendimizi yormayalım bu tür cahillerle. Yani kişi ben mezhebe tabi değilim diyor. Şimdi nasıl namaz kılıyorsun? Öyle kılıyorum diyor. E bu Hanife'ye göre kılıyorsun yani. Oya nasıl kılıyorsun? Böyle kılıyorum. E Şafi'ye göre kılıyorsun. Yani ister istemez bir mezhebe bağlı oluyor. İsterse istemese de. Yani yapmış olduğu bu şekilde bu ibadeti bu şekilde yapması illaki bir mezhebe göre. Şimdi Mezheb ayrı, din ayrı. Mezheb dine bağlıdır. Yani mezheb bir dindir diye değil. Mezheb dine bağlı bir şeydir. Bundan dolayı bazı kişiler diyor ki ben mezhebi kabul etmiyorum, ben Peygamber Efendimiz'e tabiyim. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam hakkında ne biliyorsun ki? Peygamber Efendimiz'e tabi olacağım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok konuyu sen ulaşamazsın o konuya ulaşamazsın veya o detayına ulaşamazsın. Bazı hükümler var müçtehitler çıkarttılar. E sen Peygamber Efendimiz bildirmemiş bunu. Peygamber Efendimiz bir keresinde böyle yaptı, bir keresinde böyle yaptı. E, hangisi şimdi daha güçlü? Sen nasıl bileceksin? Hangisi önce, hangisi sonra? Çünkü. Müçtehitler hüküm verirken bunlara bakıyorlar. Hangisi önce, hangisi sonra? Müçtehitler mesela bakıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptı. Ama bir hadisinde böyle söylüyor. Bak böyle yaptı. O bir hadisinde böyle söylüyor. Tam zıttı. Hangisi alınır? Peygamber Efendimiz böyle dedi. Sonra böyle dedi. Veya başka bir hadiste böyle. Hangisi önce, hangisi sonra? Çünkü hüküm değişmiş olabilir. E bunları biz bilemeyiz. Bunlar alimler biliyorlar, araştırıyorlar. Sonra bize sunuyorlar ve ona göre hakim hakim verilir. Vahabiler mesela diyorlar ki e, mezhebe tabi olmak şirktir diyorlar. Hem şirktir diyorlar hem biz hanbeliyiz diyorlar. E nasıl oluyor bu? Biz de anlamadık. Diğerleri ki mezhepsizler. Yani biz mezhebi kabul etmiyoruz. Bunlar kendini kandırıyorlar. Şeytan onları kandırıyor. Onlar da kendi kendini kandırıyorlar. İstesen de istemesen de böyle yaparsan bir mezhebe tabi olmuş oluyorsun. Çünkü o mezhepler dini aldılar, taradılar, incelediler. Ayetlerde geçen hükümleri bize aktardılar. Hadislerde geçen hükümleri bize aktardılar. Kur'an'da veya hadiste geçmeyen bir hüküm varsa kendileri iştihad ederek bize bir hüküm sundular. Bundan dolayı bazı şeyler var. Ee, Peygamber Efendimiz bildirmemiş. Şu anda banka meselesi, kredi kart meselesi. Kur'an'da geçiyor mu? Yok. Yok. Peygamber Efendimiz söylemiş mi? Yok. E ee, sen ne yapacaksın? Halal mı diyeceksin? Peygamber Efendimiz söylemedi diye. Veya e, Kur'an'da geçmedi diye halal mıdır diyeceğiz? Veya haram mıdır diyeceğiz? Direkt böyle kafamıza göre olmaz. Muhakkak ki bir müçtehide sormamız gerekir. O müçtehit iştihad eder, İmam Şafi, İmam Bu Hanife gibi iştihad eder, sorumluluk ona ait olur. Allah bizleri onların yollarından ayırmasın. Amin. Hocam, hocam ıskatı sav diye bir soru gelmiş. Ne demektir? İskatı savm yani bir kimse mazeretten dolayı veya mazeretsizden dolayı tutmadı Ramazan ayında. Biz mazeretten diyelim. Kadın doğum yaptı. Oruç tutamadı. Kişi hastalandı. Ağır bir hastalığa yakalandı. Ve iyileşmeden öldü. Mesela. Bayan doğum yaptı. Temizlenmeden vefat etti. Onun gibi benzer şeyler. Yani tazası olduğu halde kazayı yeni getirmeden, tutmadan vefat etmişse buna o tutmadığı günler ne yapacaklar? Buna eskatı ı savun derler. Eskatı savm burada bazı alimlere göre tutmadığı her gün için fidye verilir. O Ve bazı alimlere göre Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçtiği gibi velisi kaç gün tutmadıysa onun yerine tutabilir. Yani diyelim ki bir ay tutmadı hastalıktan dolayı, doğumdan dolayı vesaire. Aile oturur. 5-6 kişi, hanım, çocukları. Biri diyor ki ben 5 gün alırım, bir gün ben bir hafta alırım, ben 10 gün alırım, bir gün alırım vesaire bu şekilde paylaşıyorlar. Veya bir kişi onlardan der ki hepsi ben tutacağım. Tutabilir. Buna iskat-ı savm derler. Ama dikkat edilmesi gereken bir husus var. iskat ı savm var ama iskat-ı sala yok. iskat ı sala bazı kişiler e, namaz kılmayan bir kimsenin yerine öldükten sonra ya onun yerine namaz kılacağız diyorlar veya buğday veya ona benzer şeyler çıkartıyorlar. Eskati sala derler buna. Bu yok. Genelde buğday çıkartıyorlar. Doğuda genelde buğday çıkartıyorlar ve tabii ki e, zenginliğin durumuna göredir. Bir keresinde biri bana anlattı. Dedi ki camide bulundum. Demişler ki beni çağırdılar. Çünkü beni tanıyorlar camide. Askerdim diyor. O zaman da askerdim. Çarşıya çıktığım zaman direkt camiye gider. Yani, namazımı camide kılardım. Kıştamıza yakın bir cami vardı. Orada kılardım. Oradaki beni tanıdılar. Şimdi bir gün gittim oraya. Beni görünce hadi gelsen de gel. Nereye? E gel. Bir gittik oturduk. Şimdi bir kese var. Şimdi altın. Diyor ben de bu halkanın sonundayım. Benle imam arasında bir kişi var. Baktı ki imam çıkarttı altınları, keseyi. Yandakine vermiş. O da dedi ki ben kabul ettim. Yandakine vermiş. O da ben kabul ettim diyor. Ben anlamadım ne, ne oluyor? Diyor yandakine sordum. Dedi ki ne oluyor? Dedi ki bu ıskatı sala biri zengindir ölmüş. Bu altın çıkartıyorlar. E sen de alacaksın. Kabul ettim diyeceğim Bana vereceksin. Ben de kabul edeceğim. İmama vereceğim. ben niye vereceğim? ben niye vereceğim? Diyor bana ulaştı ben de aldım. Ben de vermiyorum. Dedim kendi kendime. Madem ki bana veriyor niye vereyim ben? O askerdir. Paraya ihtiyacı olur. Genç. O altın. Askerler sonra evlenecek. Düğüme baktım ki herkes bana kurt gibi bakıyor. Az kaldı saldıracaklar. Ben dedim ki ben de sana verdim. Allah senden kabul etmesin diyor. <laughs> yani şimdi bizim doğuda özellikle bu çok tartışılan bir meseledir. Kimisi var diyor, kimisi yok diyor. Bir gün ama bir vatandaşımız bulmuş olduğumuz bir sohbette bu konu açıldı. Ee, anlattım bu bizim dilimize yeri yok. Dedi ki hoca bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun dedim. Dedi ki benim abim imamdır. Doğuda. Diyor ben de orada bulundum. Namazdan sonra hadi boğdaya, sallamaya. Sallıyorlar. Nasıl sallıyorlar? Biri onu atıyor, biri onu atıyor, biri onu atıyor vesaire. Diyor, dedim ki biz giderken abi bunun yeri var mı dilimizde? Dedi sus. Ya abi ya, sus sonra anlatırım. Sonra bitirdikten sonra dedi ki yok bizim dilimizde yeri yok. E, Niye gidiyorsunuz? Diyor ki bu bazı imamların çıkartmış oldukları ek gelir diye. Bundan dolayı. Çünkü genelde yüzde doksan birbirine veriyorlar, sallıyorlar. Sonra imama veriyorlar. Ben diyorum ki bunun yerine bu buğdayları Allah için fakir fukaraya dağıtırlarsa, yetimlere mesela, fakir yetimlere dağıtırlarsa, ilim talabını verirlerse sahibi olur. Belki de bu amelin bereketiyle namaz kılmadı ya bu vefat eden kişi. Allah affeder. Ama bu şekilde dilimizde yeri olmayan bir şey yapıldığı zaman hem günahtır, hem de o verilen şey bedava gider. Bazı bölgelerde kamyon buğday çıkartıyorlar. kamyon. Orada bir kişi duruyor. Buna diyor ki bak sana bu kamyonun içindeki buğdayı sana veriyorum. Kamyonu gönderiyor orada bir yüz metre ilerisinde. Kabul ettim diyor. Yine Ali'ye gö gönderiyor. Ali'ye geliyor kabul ettim diyor. Sonra Ali Veli'ye gönderiyor. Yani 7-8 kişi. Ya gitsin diye. Bu böyle yok. Şimdi zaten kamyondaki buğday sen ene geçmemiş ki bana hiba edeceğin veya ona hiba edeceğin. Bundan dolayı İmam Bukhari ve İmam İbn Hibban Asay adlı kitaplarında rivayet neye göre fel yakdiha yani kazayı kılsın la kefarete leha illa zalik. Bundan başka kefaresi yoktur diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Hibban Asay adlı kitabında bu hadisi rivayet ettikten sonra der ki ve bazı bölgelerde verilen buğday, tatlı, kıyafet vesaire namazı yerine diye geçersizdir, yeri yoktur. O zamandan demek ki böyle bir şey bu, var ki onlar yapmışlar. Evet eski bu yeri değil yani. Yeri yoktur bizim dinimizde. Ha sen öğle namazını kılıp ay Allah'ım kılmış olduğum öğle namazın sevabını veya sevabı gibi dedeme hibe ediyorum. Olur. Akşam namazını kıldıktan sonra ay Allah'ım kılmış olduğum bu akşam namazın sevabı gibi sevabı kadar vefat eden babama anneme hibe ediyorum. Sen vasıl ile Olur. Ama niyet ettim öğle namazı babamın yerine kılmaya. Bazı kişiler de bu arada kişi namaza giderken diyor ki ya gücüm yok benim, benim yerime sen kıl diyor. Caiz değildir bu. Madem ki kalmışsa benim yerime kıl. Sabah namazı için. Caiz değil bu. Hiç kimse kimsenin yerine namaz kılamaz. Oruç tutabilir ama namaz kılamaz. Hacca gidebilir. Şartlar içerisinde tabii öldükten sonra. Ama namaz kılamaz. Umre'ye gidebilir öldükten sonra ama namaz kılamaz dikkat etmemiz gerekir. Ha bu benim yerime akıl diye şaka yapıyor. Bu şekilde şaka olmaz ki. Veya benim yerime oruç tut. Daha genç hayattayken oruç da biliyor. Benim yerime tut diyemez. Benim yerime hacca git diyemez şakada. Ha öldükten sonra tamam anladık ama hayattayken daha gidebiliyorsa nasıl benim yerime git? Ş şaka şaka. Olmaz ki böyle şaka olmaz ki bu. Dinimizde bu şekilde şaka yapılmaz. Bir de hocam buradan da herhalde namazın önemi ne kadar ortaya çıkıyor. Yani namazı kişinin kılması gerekir. Evet. evet. Ne hikmetler var Allah'a evet. alem. Hocam uçakta seyahat eden oruçlu kimse demişler iftarını neye göre açar? Yani uçak hızlı bir şekilde yer değiştirdiği için. Şimdi diyelim ki buradan İstanbul'dan Trabzon'a gidiyoruz nereye vardık? Güneş nerede battıysa orada. Yani burada Ankara'ya vardık. Ankara'da güneş battı. İftarımızı açarız. çakla gidiyorsun buradan nereye gidiyorsan git. Adana üzerine geldiğinde güneş battı. Orada açarsın. Yani nereden hareket ettin veya nereye gideceksin değil. Nereden bulunuyorsan. Mesela diyelim ki e, Türkiye'den Almanya'ya gidiyorsunuz. Türkiye'de şimdi İstanbul'da saat 7 20 geçe iftarını açıyorsun. Almanya'da altı e, buçuk diyelim bizden önce. E, e, bizden sonra iftarını açıyorlar. E, sen diyemezsin ki ben Türk olan daşıyım İstanbul'a göre iftarını açacağım. Bekleyeceksin. Ben, diyemezsin ya. ki ben Almanya'ya gidiyorum Almanya'ya göre iftar açacağım. Yok. Sen havadayken nerede? Ha vardıktan sonra tamam. Nereye vardıysan ona göre iftarını açarsın. Ee, yine yani sen e, Almanya'ya gittin. Yok ben e, e, Adıyamanlıyım. Adıyaman'a göre defterimi açayım. Veya ben Rize'liyim. Rize'ye göre defterimi açayım. Yok ben Mardinliyim. Mardin'e göre eftar... Mardinliye Mardinliysen git Mardin'e o zaman o defteri aç. Ama neredeysen ona göre defteri açarsın. Hocam e, ağzınıza sağlık. Ben vakit nasıl geçti anlamadım. Programın sonuna geldik. Buna bağlantılı bir soruyla bitirelim isterseniz mesleği gereği sürekli seyahat eden kişiler oruç ve namaz konusunda ne yapması gerekir diye sormuşlar. Namaz kılmaları gerekir, uçmaları gerekir. <gülüyor> 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 ha şimdi seyahat, helal bir seyahat ise e, namazını, orucunu seferi olarak namazını kılabilir ve seferi olarak orucunu tutmayabilir. Tabii şartlar içerisinde bunu bu meslekte çalışan kimse muhakkak ki e, gelip geniş bir bilgi alması gerekir. Bu şekilde bir iki saniyede anlatacak hükümler değil. E, seferi olarak kalacak namazlarını ve tutmak istemiyorsa yolculuk esasında tutmayabilir şartlar içerisinde. Önceki bölümlerde şartlarını anlattık. Sabah namazdan önce çıkacak helal bir yolculuk, uzun bir yolculuk vesaire. Yani dikkat etmesi gerekir. Allah'tan korkan kimse bu e, konuyu da olan bir bu konuda olan bir kimse muhakkak ki araştırması gerekir. Detaylı al, tabii, al, al, tabii. öğrendikten sonra. Şu anda ben seyahat halinde değilim. Sormasam da olur ama seyahat halinde olan kimse kendi durumunu sormak zorundadır. Allah razı olsun hocam. Kıymetli izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Hayırlı sahurlar diliyoruz.